Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Fethiye Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. İklim değişikliği ve sıfır atık konulu OBDE yarışması ile okullar arası atık pil ve elektronik atık yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı. Sayın Belediye Başkan Yardımcım, saygıdeğer protokol temsilcileri, değerli okul müdürleri, kıymetli öğretmen ve öğrencilerimiz, sevgili çevre dostları. 5-11 Haziran Dünya Çevre Haftası etkinlikleri açılışına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü, evrensel olarak çevre kirliliğine dikkat çekme, daha temiz bir dünya için umutları yeşertme günü. Umutlarımız sizlerle yeşil. Bir atık pilin 4 metrekare toprak alanını kirlettiğinin bilinciyle tek tek atık pil toplayan öğrencilerimizle yeşil. Elektronik atığın içinde ozon tabakasını inceltici gazların olduğunu bilerek çöpe atmayan vatandaşlarımızla yeşil. Evlerindeki tarihe geçmiş ilaçların çekmecede durmasındansa eczanelerdeki toplama kutularını atan bireylerimizle yeşil. Bir tek pet şişesini geri dönüşüm kafesine atmazsa içi rahat etmeyen yurttaşlarımızla yeşil. Kızartma yağlarını bir şişede biriktirip bizlere ulaştıran vatandaşlarımızla, ben giydim başkası da faydalansın diye kıyafetlerini yıkayıp ütüleyip tekstil kumbaralarına bırakanlarla, floresan lambasını kartuşunu müdürlüğümüze getirenlerle yeşil, sokakta yaşayan canlıları besleyebilmek için içecek kutusunu mamamatiklere atanlarla, deniz ve kanallarımızda zirai ilaç atıklarını atmayan çiftçilerimizle, atıklarını düzenli veren tekne işleticilerimizle, daha ne yapabiliriz diye düşünen sivil toplum kuruluşlarımız, meclislerimiz, vakıflarımız ve derneklerimizle yeşil. Fosil yakıtlı araçlar yerine bisiklet kullanan, geleceği düşünen gençlerimizle. Bir tek atık jilet boşa gitmesin diye uğraşan çalışma arkadaşlarımla yeşil. Bizler Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak ömrünü tamamlamış lastikten tekstil atığına, ambalaj atığından tehlikeli atığa kadar tüm atık çeşitlerinin geri kazanım ve bertaraf süreçlerinin doğru işlemesi için sistemli bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir ilçe belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, verdiğimiz eğitimler, kurduğumuz sistemler ile birçok konuda rekorlar kırıp öncülük ediyoruz. Her ne yaparsak en iyisini yapmak için bütün gayretimiz. Hepimiz farkındayız ki iklim değişiyor. Haziran ayındayız ve Fethiye'de hala yazı karşılayamadık. Tüm dünyada şiddetli fırtınalar, beklenmedik don olayları, bir yanda kuraklık, diğer yanda aşırı yağışlar, yangınlar, çeşitli salgın hastalıklar yaşanmaya devam ediyor. Buzulların erimesinin sadece kutup ayılarını etkilemediğini görmemiz için birçok neden var. Daha dikkatli ve daha özverili olmalıyız. Dünyamız 1,5 derece daha ısınacak olursa birçok tehditle karşı karşıya kalacağız. İnsanlar bu duruma neden olanlar olsa da en çok etkilenen yine insanlar olacak. Bu yüzden yaşadığımız çevreye sahip çıkmalı, iklim değişikliğiyle mücadelede her birimiz sorumluluk almalıyız. Bizler çalışma arkadaşlarımla ve sizlerle birlikte mücadelemize Sayın Belediye Başkanımız Alim Karaca önderliğinde devam ederken, katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepinize güzel ve temiz bir çevrede mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Töreniyle devam edecektir. Değerli protokolümüzün ve değerli